Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na bir destek de Memursen Aksaray Şubesi'nden geldi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplanan Memursen Aksaray Şube Başkanı ve üyeleri Zeytin Dalı Harekatı'na destek için basın açıklamasında bulunurken Aksaray Belediyesi de meydanda bulunan vatandaşlara bayrak dağıttı. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı Türkiye'nin başlattığı harekata ve kahraman Türk askerine destek vermek için her zaman hazır olduklarını belirten Şube Başkanı Murat Günaydın, "Her zaman barıştan, haktan ve adaletten yana olduk. İşte bunun için kahraman ordumuz Afrin'de, bizler de burada doğa ordusunu oluşturmaya çalışıyoruz. Burada bulunan üyelerimiz ve vatandaşlarımız da buna canı gönülden destek verdiler," dedi. Askerlerimiz vatanımızın bekası ve selameti için Afrin'den teröre karşı Zeytin Dalı hareketini gerçekleştiriyor. Harekatın 26. günündeyiz. Beklemesinle diyerek cepheye koşan yiğitlerimizin kimi şehitlik makamına, kimi gazilik mertebesine ulaştı. Operasyonun başlangıcından bugüne kadar düğüne gidiyoruz diyen 31 yiğidimizi şehadete uğurladık. Yiğitler can verir şehit olmaya, yeryüzü başlar vatan olmaya. Budur peygamberin övdüğü asker. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim kahramanlarımızı muzaffer kılsın. Yar ve yardımcısı olsun inşallah. Şairin deyişiyle bir övünç hilati gibi giydiler güzelliği, ufuklara oturup dolunayı sevdiler. Uzun siyah kirpiklerinde seyyaneler yanardı, ağ buluttan atlarla Sidre'ye yettiler. Tam da bu yüzden vatan için şehadet şerbetini içen her yiğidi Süleyman Şah, şehit düştükleri yeri Süleyman Şah Türbesi kabul ediyoruz. Biz bütün inanmışlığımızla bir kez daha haykırıyoruz. Onlar ölümü öldürdüler ve ölümsüzlük otağını mesken tuttular. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Memursen Aksaray Şubesi'nin düzenlediği basın açıklamasına Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can Bulut, Aksaray Önder İmam Hatipler Derneği Başkanı Kutlusi Bakar, Sağlıksen Aksaray Şube Başkanı Rıfat Kaya, Memursen üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meydanda yapılan basın açıklamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda şanlı ordumuzun muvaffak olması yönünde herkes yüksek sesle dualarını dile getirirken, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle vatandaşların ev ve iş yerlerine bayrak asılmasını istemesinin ardından belediye ekipleri meydanda vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Muhtarlar Anlatıyor içeriğiyle bu hafta haber ekibimiz Aksaray'ın en büyük mahallesi olan Fatih Mahallesi'ni görüntüledi. Fatih Mahallesi Muhtarı Zeki Polat hem mahallesini tanıttı hem de Aksaray Belediyesi'nin yaptığı hizmetleri anlattı. Aksaray Merkez Fatih Mahallesi Muhtarı Zeki Polat 1992 yılından bu yana Fatih Mahallesi'nin muhtarı. 100 sokaktan oluşan Fatih Mahallesi 15.321 nüfusuyla Aksaray'ın en büyük mahallesi olma özelliğini taşıyor. Mahallede 2 cami ve 9 okul bulunuyor. Fatih Mahallesi 1992 yılında kuruldu. Fatih Mahallesi 1992 yılında kurulduktan sonra bugünkü Devlet İstatistik Araştırma Enstitüsü'nden yapılan şeye göre 15.321 nüfusuna sahip Fatih Mahallesi'nin 100 tane sokağı var. Aynı zamanda Fatih Mahallesi'nde 2 tane camimiz mevcut. 9 tane değişik ilköğretim okulu, milletime ait ilköğretimmiş, ortaokulmuş, liseymiş, Anadolu Lisesiymiş, İmam Hatip Lisesiymiş bu okullara sahip. Aynı zamanda Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Fatih Mahallesi Aksaray'da kampüsü sayılır derecede büyük bir mahalle. Aynı zamanda Fatih Mahallesi'nin 15.321 nüfusundan yaklaşık 4.500 falan hem konutu mevcuttur. Fatih Mahallesi'nde aynı zamanda 3 tane camimiz, 2 tane camimiz mevcuttur. Bir de yeni yapılan şeye göre efendim söyleyeyim yeni Sent Polikliniği yapılmaktadır. Kısmet olursa bu ayın sonunda da faaliyete geçecektir.
Aynı zamanda Fatih Mahallesi'nde bir emniyet müdürlüğüne ait bir polis karakolumuz mevcuttur. Diğer mahallelere nazaran Fatih Mahallesi biraz daha şanslıdır. Fatih Mahallesi Muhtarı Zeki Polat, ihtiyaç olmasına rağmen mahalle yollarının Belediye Başkanı Haluk Şen Yazgı dönemiyle asfaltla ve kaldırımlarla kaplandığını ve bu çalışmalarla yazın tozdan, kışın çamurdan kurtulduklarını belirtti. Yine Aksaray Belediyesi'nin Fatih Mahallesi'ndeki kavşak çalışmalarında olan bir yerdeyiz. Burası eskiden gerçekten çok tehlikeliydi. Araçların ve insanların nasıl, nereden nasıl geçeceğim yönlerini bulamadığı bir yerdi. Burada çok canlar kaybettik. Motosiklet kazası olsun, diğer kazalar olsun, araç kazaları olsun, mahalle sakinlerimizden 4-5 tane insanımızı, vatandaşımızı kaybettik. En sonunda kaybettiğimizde bir okulun yanındaki yerdeki yavrumuzu kaybettik. Bunun üzerine belediye buradaki kavşak çalışması üzerinde bir çalışma yaptı. Bu kavşağı da Fatih Mahallesi'ne kazandırdı. Şimdi trafik yönünden ve öğrencilerimiz yönünden herhangi problem olmadı. Çok şükür buna da kavuştuk. Bundan dolayı da yine belediye başkanımıza bu çalışmasından, kavşak çalışmasından yaptığından dolayı, etrafını, sağını, solunu düzenlemesi, kaldırımını yaptığından dolayı teşekkür ediyoruz. Vatandaş için de, sürücüler için de güvenli bir geçiş imkanı sağladı Fatih Mahallesi'ne. Arkada gördüğünüz yer, sokak numarasını milletin, herkesin görebileceği bir yerlere asıldı. Herkes sokağını bilecek. Bunu bildiği zaman emniyet, itfaiye, diğer 112 gibi şeyler de vatandaşı kolaylıkla bulacaktır. Bu da Fatih Mahallesi'nde bir ilk olmuştur. Bundan dolayı da belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Polat, Fatih Mahallesi'nin bir eğitim kampüsü olduğunu ve Aksaray'ın en büyük mahallesi olarak mahallenin her yerinde gerçekleştirilen çalışmalarla ve Aksaray Belediyesi tarafından mahallelerinde açılan Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi başta olmak üzere asfalt, kaldırım, parklar, çevre düzenlemesi, yeşillendirme çalışmaları ve sokak levhalarıyla Fatih'in çehresinin değiştiğine dikkat çekerek bu değişim mahallemizde kent kimliğinin ortaya çıkması noktasında örnek bir mahalledir. Şahsım ve mahallem adına yapılan her çalışmayı takdirle karşılıyor, başta başkanımız Haluk Şahin Yazgı ve tüm ekibine teşekkür ediyorum dedi. Burada Fatih Mahallesi'nin Sent Poliklinik'li bir hayırsever vatandaşın müracaatı üzerine Fatih Mahallesi'nde poliklinik yapmak istediğini söyledi. Biz de belediye başkanımızla görüştük. Bunun Fatih Mahallesi'ne uygun olduğu, insanların yoğun olduğu, çokluk olduğu, 15 bin nüfusa sahip olduğu, hizmet açısından önemli dedik. Belediye başkanımız da imar planı revizyonu üzerinde çalışmasını yaptı. Burasının uygun olacağını, Fatih Mahallesi'ne bir imar planında değişiklik yaptırdı. O yüzden burayı da Sent Poliklinik olarak Fatih Mahallesi'ne kazandırdı. 15 bin kişi, sadece bu mahalledeki insanlar hizmet edecek. Kendisinden de Allah razı olsun. Bunun gibi kurum ve kuruluşlar, sağlık kuruluşu olsun, milletim kuruluşları olsun, Fatih Mahallesi'nde yerimiz, alanımız geniş olduğundan belediye başkanımızla çalışmasından çok rahat çalışabiliyor. Bu yüzden dolayı mahalle sakinler adına belediye başkanımıza ve hayırsever insanımıza teşekkür ediyorum. Yine bu Fatih Mahallesi'nde imar planında park olan, daha önceden burası vatandaşın küllük olaraktan kullandığı, çöplerini döktüğü bir yerdi. Bu etraftaki binalar yapıldıktan sonra Fatih Mahallesi'nde Sayın Belediye Başkanımızla görüştük. Buraya bir mini park yapılsın diye vatandaşın ve bizim müracaatımız üzerine sağ olsun Belediye Başkanımız burayı modern bir şekilde, güzel, emeğini esirgemeden, işçiliği olan, güzel desen veren her şeyle buradaki çocukların rahatla oynayabileceği bir park yaptı. Buradaki yaklaşık 200 hane falan var. 200 hane halkı, çocukları buradaki parktan faydalanmaktadır. Yine tematik parkı içerisindeki 29 bin metrekare alan içerisindeki Kadın Aktivite Merkezi. Bu Kadın Aktivite Merkezi'ndeki Fatih Mahallesi'ndeki kadınlar ve diğer mahallelerdeki kadınlar gelip burada boş zamanlarını geçiriyor. İçerisinde bir, efendime söyleyeyim, yüzme havuzumuz mevcut. Kadınlar el sanatlarıyla uğraşıyorlar. Buradaki sosyal tesisler olarak da kullanıyorlar. Bu Kadın Aktivite Merkezi Aksaray'ımızın kadınlar açısından bir turizm merkezi olabilir. Kadınlar burada uğraşıyor. Bazen geliyorlar, böyle bir hizmetin yapıldığını teşekkür ediyorlar. Daha böyle bir hizmetlerin Aksaray'a yayılması lazım. İmkan olsa da keşke her bütün mahallelerde böyle bir şey olsa da insanlara daha hizmet gitse. Ama Fatih Mahallesi yine bu yönde şanslıdır. Belediye tarafından böyle bir hizmeti Fatih Mahallesi bayanlarına, kadınlarına kazandırdığından dolayı Sayın Belediye Başkanımıza bir kez daha burada teşekkür ediyorum. Fatih Mahallesi Muhtarı Zeki Polat, Aksaray Belediyesi'nin sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında Fatih Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi 130 aileye gıda ve giyim yardımı yaptığını da söyledi.
Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri sağlıksız su borularını ve su hatlarının dağıtım noktalarındaki anavanaları yenilemeye devam ediyor. Aksaray Belediyesi içme suyunun şehre dağıtımının yapıldığı içme suyu şebeke ağında yer alan sağlıksız su borularını, su hatlarının dağıtım noktalarındaki vanalarını yenilemeyi ve ilerleyen şehirleşme ile yeni şebeke hattı çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi tarafından Tacım Mahallesi'nde inşası devam eden Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve E5 Karayolu bölgesinde şebeke hattı yenileme ve yeni hat döşeme çalışmaları yapıyor. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 3 kilometre şebeke çekimini uzun ömürlü borularla değiştiriyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için düzenlenen Çocuk Sinema Günleri etkinliği devam ediyor. Çocuk Sinema Günleri'nin bu haftaki misafirleri Zübeyde Hanım Anaokulu, Emlak Kredi İlkokulu ve Mehmet Timur Sarraf İlköğretim Okulu öğrencileri oldu. Sinema salonunu dolduran minikler, efsanevi gitar yıldızı Ernesto de la Cruz'u tanımayı ve görmeyi her şeyden çok isteyen 12 yaşındaki Miguel'in hikayesini anlatan Coco filmini büyük bir keyifle izledi. Aksaray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 190 öğrencinin misafir edildiği Çocuk Sinema Günleri'nde Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı çocuklara sürpriz yaparak çocuklarla birlikte film izledi. Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle çocuklar için düzenlenen Sinema Günleri etkinliği farklı okullardan öğrencileri sinemayla buluşturmaya devam edecek. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası'na katılan 3 sporcumuz Aksaray'a altın ve bronz madalyalarla döndü. Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen ve bu yıl Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nda Aksaray'ı temsil eden 3 sporcumuz 3 altın 1 bronz madalyayla şampiyonaya damgasını vurdu. Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası'na 30 ilden 80 görme engelli kulübüyle 160 sporcu katıldı. Müsabakada Aksaray'ı 68 Aksaray Görme Engelliler Spor Kulübü ve Aksaray Somuncu Baba Engelsiz Spor Kulübü üyesi 4 görme engelli sporcumuz temsil etti. Mindere arkadaşları ve hakemler tarafından ellerinden tutularak götürülen görme engelli judocular görmeseler de birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Sporcularımız Muhammed Uygur, gençler 66 kilogramda bir altın madalya ve kendi klasmanı üstünde büyüklerde 66 kilogramda bronz madalya kazanarak milli takım kampına seçilme şansını elde ederken, Adalet Kabadayı, gençler 70 kilogramda altın, Emirhan Irk, Ümitler 55 kilogramda altın madalya alarak bizleri gururlandırdı. Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası dereceye girenlere madalya ve kupalarının verilmesiyle sona erdi. Aksaray Belediyesi vatandaşlarla kültürel etkinliklerde buluşuyor. Bu amaçla sahnelenecek olan Milli Mücadele Yıllarında Kadınlar konulu Seyrin Kadınları adlı tiyatro oyunu 15 Şubat Perşembe günü saat 19.30'da Aksaray Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi'nin katkılarıyla seyircisiyle buluşacak oyun, Milli Mücadele'nin kadın komutanı Üsteğmen Kara Fatma'nın hikayesi başta olmak üzere savaş yıllarında kadınların üstlendikleri tarihi görevleri, 15 Temmuz'un kadın kahramanlarını ve kadına şiddet konularını duygusal bir dille sahneye taşıyor. Kültür, sanat ve edebiyat programlarında kültürel ve tarihi değerlere yönelik programlar sunan Aksaray Belediyesi, Tek Perdelik Seyrin Kadınları adlı tiyatro oyununa tüm vatandaşları davet ediyor. Haberin doğru adresi Aksaray Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.